Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yürütülen Kardelenler Projesi'ne destek olmak isteyen Konyaaltı Belediyesi, 2019 Aralık Meclis toplantısında alınan kararla Expo Park içindeki yer alan ofisi derneğe tahsis etmişti. Üniversiteli öğrencilerin ortaokul öğrencilerine ücretsiz ders verebileceği ofiste dernek yönetimi çalışmalarına başladı. Çalışmalara başlamanın mutluluğunu yaşayan dernek başkanı Ayşe Neyişçi, tüm Antalyalıları Kardelenlere destek olmaya çağırdı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yürütülen Kardelenler Projesi'ne destek olmak isteyen Konyaaltı Belediyesi, Expo Parkı içerisinde yer alan ofisi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne tahsis etmişti. Üniversiteli öğrencilerin ortaokul öğrencilerine ücretsiz ders vereceği ofiste dernek yönetimi çalışmalarına başladı. Konyaaltı Belediyesi 2019 Aralık ayı olağan meclisinde yerin tahsisiyle ilgili karar aldıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak bu yerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Tahsis aldık demeyelim. Yani kendi iradeleriyle burayı yaptılar ve çok istediğimiz bir şeydi bu bizim. Konyaaltı Belediye'mize çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten öğrencilerimiz için burası sosyal anlamda çok güçlü, iyi bir yer olacak. Çünkü hem üniversiteye yakınlığı bizim için bir artı değer. Hem öğrencilerimizin ders aralarında bile işte gelebilecekleri, karınlarını doyurabilecekleri, burada eğitim alabileceklerini, derslerini çalışabileceklerini, kardelenlerimize de yardımcı olabilecekleri bir alan. Amaçlarının eğitimde fırsat eşitliği yaratmak olduğunu, bu nedenle de öğrencilere yardım eli uzattıklarını dile getiren Başkan Semih Esen, derneğin bu noktada gençlerle ilgili son derece başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirterek yer tahsisini uygun bulduklarını söyledi. Konyaaltı Belediye'miz hakikaten öğrencilerimiz için eğitim adına, Antalya adına çok değerli bir şey yaptı burada. Çok teşekkür ediyoruz bütün Konyaaltı Belediyesi, Sayın Semih Esen'e, diğer çalışan arkadaşlarımıza, burada emek veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bence Antalya çok güzel bir yer kazandı. Sadece Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin değil, bence bütün Antalya'nın burası bir uğrak noktası olmalı. Herkes destek vermeli ve bu tür alanlar çoğalmalı. Dernek yönetimi ortaokul ve üniversite öğrencilerine destek olacak tüm Antalyalıları ofislerine bekliyor.